Onlar Türkiye'de kurulan ilk sivil bando takımı. Tam 96 yıl önce kuruldu. Üstelik Ortodoks Rumlarının kullandıkları enstrümanlar ise hala ellerinde. İşte karşısında Budanya bandosu. ...1923 yılında Ocak ayının 30 Ocak'ta Lozan Antlaşması gereği Mudanya'da yaşayan Ortodoks Rumlar, Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türkler Türkiye'ye gelecek. Bu şekilde Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen Türkler, burayı terk eden Ortodoks Rumlar ayinlerde kullanmış oldukları enstrümanları Şükrü Çavuş İlkokulu'nun bahçesinin önünde bulunan su sarnıcına, bohça içerisine saklıyorlar. Mahallenin gençleri bunları buluyor ve getiriyorlar. Belediye başkanına teslim ediyorlar. Belediye başkanında da bir bando takımı kurma fikri doğuyor. 1923 senesinde Mudanya Spor Kulübü kurulmuş. Ve Mudanya Spor Kulübü'nün bünyesinde de bando takımı kurulmuş. Bugüne dek bu bando kesintisiz olarak Mudanya'da milli değerimiz olan bandoyu belediyenin katkılarıyla bugüne kadar getirmiş olduk. Türkiye'nin ilk sivil bandosu. Bu enstrümanların büyük bir kısmını 2000 senesine kadar kullandık. 2000 senesinden sonra enstrümanlar tabii bakıma ihtiyacı olduğu için bir de miyatlarını doldurmuşlardı. Bunları biz tekrar koruma altına aldık. Tahir Paşa konağımız var. Tahir Paşa konağımızda bir bando köşesi yaptık. O günden kalan tüm enstrümanlarımızı orada sergiliyoruz. Daha önceden Mudanya kıyı balıkçılığı ve tarımla uğraşan küçük 3000 nüfusa sahip bir Mudanya idi. Tabii o tarihlerde meslek gruplarıyla faaliyetlerini göstermiş. O tarihlerde bizim bandomuzda görev yapan elemanlara da bir meslek kapısı olmuş. Örneğin Ankara Polis Bandosu'na 4 tane eleman 1960'lı yıllarda. Bursa Büyükşehir'e 3 tane eleman. Ben 1966 senesinde burada eğitim gördüm. Benimle birlikte 3 kişi Türk Silahlı Kuvvetler Mızıka Asubay Okulu'na gitti. Ben de hayatımı 1993 senesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir bando asubayı olarak sürdürdüm. 1993 senesinde emekli olduktan sonra bir süre boş kaldım. 2000 senesinde de dağılmak üzere olan bu bandoyu topladım ve şu anda da bandomuz genellikle öğrencilerden oluşuyor. Benim adım Elif Acar, bandonun en genç üyesiyim. Sami Evkuran Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 15 yaşındayım. Klarnet çalıyorum bandoda. Bandodaki kurslara gidiyordum. O sırada klarnetle tanışmış oldum.
Sonra çok hevesli ve istekli bir şekilde başladım. 2 yıldır da bandodayım. Müzikle ilgili zaten eğitim alıyorum hala. Provalardayım. Yani prova sürecimiz hep devam ediyor. Yani ileride klarnetle ilgili profesyonelleşmek istiyorum. Emekli asubayım. Ordudayken şefle tanışıyorduk, beraber görev yaptık. 2005'te emekli olduktan sonra Bursa'ya yerleştiğimden dolayı bandoda ek görev olarak çalışmaktayım. 15 yıldır Mudanya Bandosu'nun içerisindeyim. Yaşındayım. Balıkesir Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. Daha çok PDR diyeyim ben. Ben 7 senedir bandonun içindeyim. Fehmettin hocamız çok yakın bir aile dostumuz, ahbabımız. O bizi müzikle tanıştırdı. O zamanları hatırlıyorum. Çocuktum o zamanlar. O zamanlar Cumhuriyetimizin müziklerini severek dinliyoruz. Marşlarımızı severek dinliyoruz ama çalmak nasipmiş bize. Biz de çalıp yaşatma görevini üstlendik. Böyle 7 senedir dediğim gibi çalıyoruz. 14 yaşındayım. Mudanya Bandosu'nda eğitim aldım öncelikle. 2 senedir bandodayım. Fehmettin Hoca ile tanıştım. O beni müziğe sürükledi ve burada çalmaktan gurur duyuyorum. Bariton çalıyorum. Zor ama yapılıyor.